Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Yadı zerratil kainat ve mürekbatiyan. İkinci şua, sualin ikinci şıkkı, haşiye. Bu ikinci şıkkın cevabı çok mühimdir. Çok evhamı izale eder. Haydi şeytana ve kafire ait bu cevabı umumi noktasında kabul edelim. Fakat Cemil-i Mutlak ve Rahim-i Mutlak ve Hayr-i Mutlak olan Zat-ı Gani-i Alel-Itlak nasıl oluyor ki biçare cüz'i fertleri ve şahısları musibete, şerre, çirkinliğe müptela diyor? El cevap, ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa doğrudan doğruya o Cemil ve Rahim-i Mutlak'ın hazine-i rahmetinden ve ihsanat-ı hususiyesinden gelir. Ve musibet ve şerler ise saltanat-ı rububiyetin adetullah namı altında ve külli idare iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunlarının çok neticelerinden, tek tük cüz'i neticeleri olmasından, o kanunlar cereyanının cüz'i muktezaları olduğundan, elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli cüz'i neticeleri dahi halk eder. Fakat o cüz'i ve elim neticelere karşı imdadat-ı hassa-i rahmaniye ve ihsanat-ı hususiye-i rabbaniye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyelere giriftar olan eşhasın istigaselerine yetişir. Ve fail-i muhtar olduğunu ve her bir şeyin, her bir işi onun meşiyetine bağlı bulunduğunu ve umum kanunları dahi daima irade ve ihtiyarına tabi bulunmalarını ve o kanunların tazgikatından feryat eden fertleri bir Rabb-i Rahim dinlediğini ve imdatlarına ihsanıyla yetiştiğini göstermekle Esma-i Hüsna'nın kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o külli adetullah düsturlarının ve o umumi kanunların şuzatıyla ve hem şerli cüz'i neticeleriyle hususi ihsanat ve hususi teveddüdat yani sevdirmekle hususi tecelliyat kapılarını açmıştır. Bu ikinci alamet-i tevhid, Sirac-ın Nur'un belki yüz yerlerinde beyan edildiğinden burada hafif bir işaretle iktifa ettik. Üçüncü alamet okuyayım mı abi yoksa? Oku. Üçüncü alamet, üçüncü hüccet ve alamet, lehül mülkü ve lehül hamd ile işaret edilen hat ve hesaba gelmeyen tevhid sikkeleridir. Evet, her şeyin yüzünde cüz'i olsun, külli olsun, zerrattan ta seyyarata kadar öyle bir sikke var ki, aynede güneşin cilvesi güneşi gösterdiği gibi, öyle de o sikke aynası dahi şems-i ezel ve ebede işaret ederek vahdetine şehadet eder. O hadsiz sikkelerden pek çokları Sırac-ı Nur'da tafsilen beyan edildiğinden, burada yalnız kısa bir işaretle üç tanesine bakacağız. Şöyle ki, mecmu kainatın yüzüne envan birbirine karşı gösterdikleri teavün, tesanüp, teşabüh, tedahülden mürekkep geniş bir sikke-i vahdet koyduğu gibi, zeminin yüzüne de 400 bin hayvani ve nebati taifelerden mürekkep bir ordu-yu subhaninin ayrı ayrı erzak, esliha, elbise, talimat, terhisat cihetinde gayet intizam ile hiçbirini şaşırmayarak vakti vaktine verilmesiyle koyduğu o sikke-i tevhid müsüllüğü insanların yüzüne de her bir yüzün umum yüzlere karşı birer alamet-i farika bulunmasıyla koyduğu sikke-i vahdaniyet gibi her bir masnuğun yüzünde cüz'i olsun külli olsun birer sikke-i tevhid ve her bir mahlukun başında büyük olsun, küçük olsun, az ve çok olsun birer hatem ehadiyet müşahede edilir. Ve bilhassa zihayat mahlukların sikkeleri çok parlaktırlar. Belki her bir zihayat kendisi dahi birer sikke-i tevhid, birer hatem-i vahdet, birer mühre ehadiyet, birer turre-i samettirler, samediyettirler. Evet, her bir çiçek, her bir meyve, her bir yaprak, her bir nebat, her bir hayvan öyle birer mühre ehadiyet, birer hatem-i samediyettir ki her bir ağacı birer mektub-u Rabbani
ve her bir taifi mahlukatı birer kitab-ı rahmani ve her bir bahçeyi birer ferman-ı subhani suretine çevirerek o ağaç mektubuna çiçekleri adedince mühürler ve meyveleri sayısınca imzalar ve yaprakları miktarınca turalar basılmış ve o nev ve taife kitabına dahi onun katibini göstermek, bildirmek için fertleri adedince hatemler basılmış ve o bahçe fermanına onun sultanını tanıttırmak, tarif etmek için o bağ içinde bulunan nebat, ağaç, hayvan sayısınca sikkeler basılmış. Hatta her bir ağacın mebdeinde ve müntehasında ve üstünde ve içinde vel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın isimlerinin işaret ettikleri 4 sikke-i tevhid var. İsmi evvel ile işaret edildiği gibi her bir meyvedar ağacın menşe-i aslisi olan çekirdek öyle bir sandıkçadır ki haşiye, eski zamandan beri darb-ı mesel olarak umumun dilinde ve lisan-ı nasta gezen şu çekirdekten yetişme sözü bu risalenin müellifine bir işareti gaybi örfiye denilebilir. Çünkü Risale-i Nur hadimi olan o şahıs Kur'an'ın feyziyle çekirdek ve çiçekte tevhid için iki miracı marifet keşfederek kabiyumları boğan aynı yerde ab-ı hayat bulmuş ve çekirdekten hakikata ve nur marifete yetişmiş ve bu iki şeyin Risale-i Nur'da ziyade tekrarları bu hikmete binaendir. O ağacın programını ve fihristesini ve planını ve öyle bir tezgahtır ki onun cihazatını ve levazımatını ve teşkilatını ve öyle bir makinedir ki onun iptidadaki incecik varidatını ve latifane masarifatını ve tanzimatını taşıyor. Ve ismi ahirle işaret edildiği gibi her bir ağacın neticesi ve meyvesi öyle bir tarife namedir ki o ağacın eşkalini ve ahvalini ve evsafını ve öyle bir beyannamedir ki onun vazifelerini ve menfaatlerini ve hassalarını ve öyle bir fezlekedir ki o ağacın emsalini ve ensalini ve nesli atisini o meyvenin kalbinde bulunan çekirdeklerle beyan ediyor, ders veriyor. Ve ismi zahirle işaret edildiği gibi her ağacın giydiği suret ve şekil öyle musanna ve münakkaş bir hulledir, bir libastır ki o ağacın dal ve budak ve aza ve eczasıyla tam kametine göre biçilmiş, kesilmiş, süslendirilmiş ve öyle hassas ve mizanlı ve manidardır ki o ağacı bir kitap, bir mektup, bir kaside suretine çevirmiştir. Ve ismi batın ile işaret edildiği gibi her ağacın içinde işleyen tezgah öyle bir fabrikadır ki o ağacın bütün ecza ve azasına teşkil ve tedvir ve tedbirine gayet hassas mizanla ölçtüğü gibi bütün ayrı ayrı azalarına lazım olan maddeleri ve rızıkları gayet mükemmel bir intizam altında sevk ve taksim ve tevzi ile beraber akılları hayret içinde bırakan şimşek çakmak gibi bir surat ve saati kurmak gibi bir suhulet ve bir orduya arş demek gibi bir birlik ve beraberlik ile o harika fabrika işliyor. Elhasıl her bir ağacın evveli öyle bir sandıkça ve program ve ahiri öyle bir tarifename ve numune ve zahiri öyle bir musanna hulle ve bir münakkaş libas ve batını öyle bir fabrika ve tezgahtır ki bu 4 cihet öyle birbirine bakıyorlar ve 4'ün mecmundan öyle bir sikki-i azam belki bir ism-i azam tezahür eder ki bilvedaha bütün kainatı idare eden bir sani vahide hatten başkası o işleri yapamaz. Ve ağaç gibi her zihayatın evveli, ahiri, zahiri, batını birer sikki-i tevhid, birer hatem-i vahdet, birer mühre ehadiyet, birer sikki turre-i vahdaniye taşıyor. İşte bu 3 misaldeki ağaca kıyasen bahar dahi çok çiçekli bir ağaçtır. Güz mevsiminin eline emanet edilen tohumlar, çekirdekler, kökler ismi evvelin sikkesini ve yaz mevsiminin kucağına dökülen, eteğini dolduran meyveler, hububat ve sebzevatlar ismi ahirin hatemini
ve bahar mevsimi Hurileyn misullü birbiri üstüne giydiği sündüs misal hulleler ve 100.000 nakışlarla süslenmiş fıtri libaslar ismi zahirin mührünü ve baharın içinde ve zeminin batnında işleyen samadani fabrikalar ve kaynayan rahmani kazanlar ve yemekleri pişittiren rahbani matbahlar ismi batının turrasını taşıyorlar. Hatta her bir nevi, mesela nevi beşer dahi bir ağaçtır. Kökü ve çekirdeği mazide ve semereleri, neticeleri müstekbalde olarak hayat-ı cinsiye ve bekay-ı nev'i içinde gayet muntazam kanunların bulunması gibi hali hazır vaziyeti dahi hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimai düsturlarının hükmü altında bir sikke-i tevhid ve zahiri karışıklıklar altında gizli muntazam bir hatem-i vahdet ve müşevveş ahval-i beşeri altında mukadderat-ı hayatiye denilen kaza ve kaderin düsturlarının hükmü altında bir mührü vahdaniyet taşıyor. Başa dönelim. Sualin ikinci şıkkı. Bu ikinci şıkkın cevabı çok mühimdir, çok evhamı izale eder. Haydi şeytana ve kafire ait bu cevabı umumi noktasında kabul edelim. Fakat cemil-i mutlak ve rahim-i mutlak ve hayr-ı mutlak olan zat-ı gani-i alel ıtlak nasıl oluyor ki biçare cüz'i fertleri ve şahısları musibete, şerre, çirkinliğe müptela ediyor? Şimdi soru bu, değil mi? Cenab-ı Hak cemil-i mutlaktır, rahim-i mutlaktır. Mahlukatı halk etmiş. Hallaket-i ilahenin tecellisinde rahmet esastır, inayet esastır, lütuf esastır, kerem esastır. Cenab-ı Hak mahlukatına zulmetmekten de münezzeh ve müberradır. Peki madem Cenab-ı Hak hem rahimdir, hem hakimdir, hem mahlukatını sever, sevmiş ki yaratmış, peki bu mahlukatı, şu mevcudatı niye belalara atıyor? Niye meşakkat ateşinde şu mahlukat yanıyor? Nedir bunun sırrı? Hakikaten bu soru fevkalade ehemmiyetli bir soru. Bir de okuyalım. Haydi şeytana ve kafire ait bu cevabı umumi noktasında kabul edelim. Fakat cemil-i mutlak ve rahim-i mutlak ve hayr-i mutlak olan zat-ı gani-i alel ıtlak nasıl oluyor ki biçare cüz'i fertleri ve şahısları musibete, şerre, çirkinliğe müptela ediyor? Evet. El cevap, ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa doğrudan doğruya o cemil ve rahim-i mutlakın hazne-i rahmetinden ve ihsanat-ı hususiyesinden gelir. Şimdi esas cümle bu, bir de okuyalım. Ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa... Bakın ne kadar iyilik, hayır ve güzellik varsa bunlar nereden geliyor? Doğrudan doğruya o cemil ve rahim-i mutlakın hazine-i rahmetinden ve ihsanat-ı hususiyesinden geliyor. Allah'ın hazinesinden, rahmetinden, ihsanından geliyor. Demek kainatta ne kadar güzellikler, inayetler, lütuf ve keremler varsa bunlar rahim-i mutlak, hakim-i mutlak, ya kadir-i mutlak olan Allah'ın hazinesinden geliyor. Evet. Ve musibet ve şerler ise saltanat-ı rububiyetin adetullah namı altında ve külli iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunların çok neticelerinden tek tük cüz'i neticeleri olmasından. Şimdi bir de Cenab-ı Hakk'ın kainatta, değil mi, sünnetullah kanunları var. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta tasarrufatı bir vahidiyet noktasından, biri de ehadiyet sırrıyla. Vahidiyet noktasından tasarrufatında Cenab-ı Hak kainatta sünnetullah dediğimiz kanunları halk etmiş. Bu sünnetullah kanunları hayatın tedbirine, devamına ve kemaline hizmet etmiş oluyor. İşte güneşin doğması ve batması, gece ve gündüz, kış, bahar ve yaz. Şimdi sünnetullah kanunu içerisinde Cenab-ı Hakk'ın vahidiyete medar tasarrufatında bütün kainat tek bir elden, tek bir irade, tek bir kudret ile
kaldırılıyor, indiriliyor, tanzim, tertip ve teşkil ediliyor. Yani kainatta, değil mi, işleyen irade bir, kudret bir, ilim bir, rahmet bir, inayet bir, Allah bir. Demek sünnetullah kanunları kainatta nizamın, muadeletin, dengenin tesisi, kemali ve devamı için kurulmuş. Ha, bu kanunlara muhalefet olabilir mi? Olur. Bu kanunlara muhalefetin neticesinde de insan kesbiyle o kanunu kendi aleyhine çevirmiş oluyor. Nedir mesela? Şimdi İstanbul'da, bütün Türkiye'de kar ve kış var. Değil mi? Şimdi bir adam dese ki bizim çocukluğumuzda bu sene de Kastamonu'da 1,5 metre kar yağdı. Muş'ta, Hakkari'de 5 metre kar. Şimdi kışta -20-30 derecede adam battaniyeyi almış, dışarıda yatacak. Niye? Ve hu ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadir değil mi? Ben efendim karda ne bir pamuk gibi yatacağım. Öldürmeyen Allah öldürmez diyor. Bakın şimdi bu telakki nedir? İsmi hakime terstir. Kainatta hikmeti çiğnemeyeceksin. Sünnetullah kanunlarına göre soğuk dondurur ve öldürür. Sıcak da ne? Terletir. Ha, şimdi şu zat olarak Cenab-ı Hak karı yaratmış. Mevsimlerin tedbirinde çok hikmetler var. Çok gayeler var, çok maslahatlar var. Külli maslahatlar içerisinde bir adam kendi iradesiyle, değil mi, zemheride dışarıda kalır efendim, karın içerisine yatarsa işte o belasını bulur. Bu şazdır, şuzzattır. Demek kainatta bir kısım musibetler, hastalıklar, belalar var ki biz cüz-i irademizle, yanlış kesbimizle ne yapıyoruz? Kadere fetva verdirmiş oluyoruz. Şimdi elektrik çarpar. Parmağını dokundurursan şu belayı bulursun. İşte bu böyle. Şimdi devam edelim. Adetullah namı altında ve külli iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunların çok neticelerinden. Şimdi bak, külli iradenin mümessilleri olan sünnetullah kanunları. Allah'ın iradesi nedir? Muhittir. Her şeyi, yani Cenab-ı Hak ilmi her şeyi kuşatıyor. Kudreti her şeye yetiyor. İradesi de şümürlüdür. Her şey irade-i ilahiyenin içerisindedir. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın iradesi ve kudreti tasarrufatı olması, ayette geçiyor ya, tek bir ağacın yaprağı da yere düşmez. Külli iradenin mümessili olan Cenab-ı Hakk'ın kainattaki sünnetullah kanunlarına muhalefetin peşin cezası dünyada ne yapıyor? Veriliyor. Şimdi malum Cenab-ı Hakk'ın iki kanunu var, iki kitabı var. Biri Kur'an, biri kainat. Şimdi Kur'an'a muhalefet. Adam Kur'an'a muhalefet ediyor. Resulullah'a inanmamış, Allah'a inanmamış, ahirete inancı yok. Şimdi öyle bir zulüm, öyle bir küfür, öyle bir ihanet içerisinde ki onun cezası ancak ahirette olur. Yani dünyada kafir bir insana ne kadar ceza vermiş olsam o ceza şey değildir. Onun küfrüne tam bedel değildir. Yani bu neye benzer? Mesela köyde iki tane genç birbirine dalaşır. Hiddet ve şiddet ederler. Köyün yaşlı, itibarlı bir insan getirir çocukları. Efendim birisine bir tokat atar. Hadi git der. İşi sulhla bitirebilir. Veya nasihat eder. Gelin bakalım niye dövüşüyorsunuz ya? Nedir kavganız diye. Yumuşak bir üslupla problemi çözebilir mi? Çözebilir. Ama düşün, köyde bir adam çekti tabancayı, 7 kişiyi, 10 kişiyi öldürdü. Artık bu muhtarın işi değil. İhtiyarlar heyetinin de işi değil. Ne yapacak? O ağır cezaya gelecek. Şimdi küfür, ihanet, dine ihanet ağır ceza, mahkeme-i kübraya, ahirete taalluk ediyor. Dolayısıyla Kur'an'ın emrine itaat ve inkiyat etmeyen kafirlerin, mürtet ve münafıkların
Garibin cezaları nerededir? Ahirettedir. Ama sünnetullah kanununa göre kainat kitabındaki Allah'ın kanunlarına, emirlerine muhalefetin de cezası nedir? Peşindir. Evet. Külli kanunlarının çok neticelerinden tek tük cüz'i neticeleri olmasından, o kanunlar cereyanının cüz'i müktezaları olduğundan, elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli cüz'i neticeleri dahi halk eder. Mesela bu Risale'de Üstad ifade ediyor ya, şimdi harman mevsiminde köylerde herkes harmanlığını yapıyor. Buğdayısını, arpasını yapıyor, eriyor, kışa hazırlıyor. Harman dönemi bitti, artık güzlükler ekilecek. Köylüler ne bekliyor? Rahmet bekliyor. Rahmet yağsın, yağmur gelsin, toprak bereketlensin. Gelecek sene de inşallah Cenab-ı Hakk'ın kereminden, ihsanından bu nimetleri devam ettirin diye herkes, köyde diyelim 100 kişi varsa 98 kişi rahmeti bekliyor. Bir ve iki kişi de tembelliğinden, lakayt ve lauballiğinden, herkes harman zamanında çalışırken, ter dökerken onlar yattılar. Tembelliğin cezası olarak harmanı zamanında kaldırmadılar. Ve o zaman rahmet geldiği zaman harmandaki o adamın buğdayları çürürse, bakın, o rahmeti itham edemez. Rahmeti itham etmeye hakkı yoktur. Niye? Tembelliğinin peşin cezasını Cenab-ı Hak dünyada verdi. Çalışacaktın, gayret gösterecektin. Bütün insanlar bu manada ter dökerken sen yattın. Şimdi de belanı buldum, buldum. Evet. Fakat o cüz'i ve elim neticelere karşı imdadat-ı hassa-i rahmaniye ve ihsanat-ı hususi-i rabbaniye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyelere giriftar olan eşhasın istigaselerine yetişir. Şimdi böyle olmakla beraber, bak şimdi Cenab-ı Hakk'ın, şimdi yani insan tamam sünnetullah kanunlarına muvaffak ve mutabık hareket etmedi. Bir belaya düştü, bir musibet, bir hastalık ona ne yaptı? Perişan etti. Ama bak, Allah'ın rahmeti, ihsanat-ı hususiyesi var. Rabb-i Kerim o kulunu ihmal etmiyor. Onun üzerine çizmiyor. Rahmetiyle, inayetiyle, hususi ihsanatıyla, hususi keremiyle yine onun hıfzına, muhafazasına, onun Rabb'ı, maliki ve sahibi olduğunu ona ihsas ettiriyor. O yaralarını tedavi ettiriyor. O rikkatta açılmış göğsündeki sıkıntıları, sancıları da Cenab-ı Hak rahmetiyle, inayetiyle ikram ve ihsan etmiş oluyor. Demek ki sünnetullah kanunlarına göre zahiren iş bitmiş gibi olmuş olsa bile ama Cenab-ı Hakk'ın hususi ihsanat ve ikramıyla rahmet-i ilahi ne diyor kuluna? Gel, dön Rabbine, iltica et, istiğfar et, ağla, gözyaşı dök, seni bilen, senden haberdar olan, seni senden ziyade sana yakın olan bir Rabb-i Cemil'in, bir Muhsin ve bir Kerim, bir Rahman olan Allah'ın var. İşte bu cihette de Cenab-ı Hakk'ın hususi imdadı, hususi keremi o kullara yetişiyor mu? Yetişiyor. Hani derler ya, kul daralmazsa Hızır yetişmez. Tam daraldığı zaman, yani böyle Esma-i İlahiye Hızır gibi o esma ona yetişiyor. Onun yarasını tedavi ediyor. Rikkatli kalbini okşuyor. Onu sahili selamete çıkartıyor. Rahmaniyetini, keremini, lütuf ve ihsanını ona ihsas ettiriyor. Evet. Ve faili muhtar olduğunu ve her bir şeyin, her bir işi onun meşiyetine bağlı bulunduğunu ve umum kanunlar dahi daima irade ve ihtiyarına tabi bulunmalarını
ve o kanunların tazyikinden feryat eden fertleri bir Rabb-i Rahim dinlediğini ve imdatlarına ihsanıyla yetiştiğini göstermekle Esma-i Hüsna'nın kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o külli adetullah düsturlarının ve umumi kanunların şuzuzatıyla ve hem şerli cüz'i neticeleriyle hususi ihsanat ve hususi teveddüdat yani sevdirmekle hususi tecelliyat kapısını açmıştır. Ya. Şimdi demek ki Cenab-ı Hakk'ın bakın rahmet ve ikramı ya. Kapı açık ya. Burada da bak insan ruhunu teselli eden bir mana var. Tamam, hata ettin. Kadire feta verdirdin. Ama senin rahim bir Rabbin var. Seni senden daha iyi bilen, senden haberdar olan bir Rabb-i Cemil'in var ya. Ona yönel. Ondan iste. Bu cihette de Cenab-ı Hak ya ne yapıyor? O kullarına hususi manada iltifat ediyor. Ya, daraldığı zaman ona inayetiyle, keremiyle ihsan ediyor. Onun sıkıntılarını elhamdülillah izale etmiş oluyor. Demek ki adetullah kanunu içerisinde insan daraldığı zaman rahmet-i ilahiden katiyen ümit kesmeyecek. Mesela olmuştur değil mi? Mesela bir insan, bir babanın evladı var, hasta. Sünnetullah kanununa göre mesela diyelim ki kanser. Sünnetullah kanunlarına göre İstanbul'a gitti, Ankara'ya gitti. Dünyanın en direkti hukuk şeylerine, tıp merkezlerine gitti. Sünnetullah kanunlarına göre doktorlar diyor ki ne? Bitti. Alın götürün. Götürün. Ondan sonra Sünnetullah kanununa göre bunun işte 3 gün, 1 hafta ömrü kalmış. Şimdi baba ızdırar içerisinde. Burada önemli bir püf noktası var. Sebepler tam sükut ettiği zaman nuru tevhid tecelli ehadiyetin içerisinde birinci lemvada bir cümle var ya sırr ehadiyet nuru tevhid içerisinde intişar ediyor. Evet, bak, doğrudan doğruya Cenab-ı Hak ehadiyet sırrıyla kapıyı açıyor. Şimdi baba böyle mahzun ve mükedder bir şekilde 17 yaşında bir çocuğu var. Adım adım ölüme doğru gidiyor. Elini kaldırıyor. Ya Rabbi tıp bitti ama senin rahmetin bitmedi. Şafi hakiki sensin. Ya Rabbi sen sebeplerin fevkinde de şifa verir misin? Amenna verirsin. Ya Şafi bak. İlticayla, ızdırarla, gözyaşıyla dergah-ı izzetin kapısını hulusiyet ve saffet içerisinde sürekli olarak çaldığı zaman işte Cenab-ı Hak hususi rahmetiyle, an ve inayetiyle, lütfuyla bakıyorsun, ehadiyet sırrıyla, sebeplerin fevkinde ne yapıyor? Şifa veriyor. Böyle dünyada yüzlerce olay var mı? Var. İşte bu neyi gösteriyor? Sebepler düşse bile Allah'ın ehadiyet sırrıyla tasarrufatı, rububiyeti, şifaya, hidayete, ikram ve ihsana medar tecelliyatı bitmiyor. Demek o kapıyı çalacaksın. Demek ona yalvaracaksın. Demek ondan istimdat edeceksin. Senin ızdırar derecesinde. Yani takatın kesildi. Sebepler de bir külli ne yaptı? Bitti ve tükendi. İşte tıp bitti. Sünnetullah kanununa göre başka kapı yok. Ama Allah'ın kapısı ehadiye sırrıyla her zaman açık. Onun için Cenab-ı Hak bak, hususi imdadatıyla, hususi ikramatıyla, hususi lütfiyle, ehadiyete medar tecelliyatıyla, kullarıyla muamele ediyor. Nefesi kesilen kullara inşirah veriyor, imisat veriyor. Onları sahili selamete çıkartıyor.
Bu sünnetullah kanunu kainatın kuruluşundan beri bu sünnetullah kanunu içerisinde Allah'ın hususi ehadiyet sırrıyla tecelliyatı da her asırda her zaman mümkün. Ama şarta tabi. Tam ızdırar lisanı ile, tam bir iltica ile, tam bir gözyaşıyla rahmet ilahiyenin kapısını çal, o kapı açılır mı? Açılır elhamdülillah. Evet. Bu ikinci alameti tevhid, Sirac'ın nurun belki yüz yerlerinde beyan edildiğinden burada hafif bir işaretle iktifa ettik. Üçüncü hüccet ve alamet, lehül mülkü ve lehül hamd ile işaret edilen kat ve hesaba gelmeyen tevhid sikkeleridir. Evet, her şeyin yüzünde cüz'i olsun, külli olsun, zerrattan ta seyyarata kadar öyle bir sikke var ki aynada güneşin cilvesi güneşi gösterdiği gibi, öyle de o sikke aynası dahi şems-i ezel ve ebede işaret ederek vahdetine şehadet eder. Değil mi? Kainatta her şey. Değil mi? Tek bir Allah'ın vahdaniyeti nedir? Şahittir, hüccettir, delil ve ayettir. Evet. Zerrelerden ta galaksilere kadar muhit ve muhteşem kainat aynasında tek bir Allah'ın vahdaniyeti dikkatli nazarlar, hakimane bakışlar bunu ne yapıyor? Görüyor, müşahede ediyor ve bunlar imanın ruhsiyetine bu deliller elhamdülillah kuvvet olmuş oluyor. Evet. O hadsiz sikkelerden pek çokları Sirac'ın nurda tafsilen beyan edildiğinden burada yalnız kısa bir işaretle üç tanesine bakacağız. Şöyle ki, mecmu kainatın yüzüne envaın birbirine karşı gösterdikleri teavün, tesanüt, teşabüh, tedahülden mürekkep geniş bir sikke-i vahdet koyulduğu gibi. Ya şimdi bu geniş bir sikke-i vahdet, bir de okuyalım cümleyi. Mecmu kainatın yüzüne yani envaın kainatın bütün mecmu kainatın yüzünde evet envaın birbirine karşı gösterdiklerine teavün abi bak yardımlaşma bak kainatta bütün nevler birbirini takviye ediyor tahkim ediyor birbirine ne yapıyor yardım ediyor şimdi dikkate ibretle baktığımız zaman şimdi güneş bize yardım ediyor mu ışığıyla? Kamer gece ışığıyla dünyaya şey yapıyor mu? Gece lambası oluyor mu? Bahar geliyor. Baharda rezak olan Allah'ın sonsuz keremleri, rızıkları, inayet ve ikramlarının zuhur ve tecellisine bahar çok canlı bir ayna oluyor mu? Oluyor. Şimdi bakıyorsun güneş cansız. Akıl yok, şuur yok, şefkat yok, merhamet yok. İnsanı bilmez ki, insanı tanımaz ki. Şu bağdaki meyveler, ağaçlar. İnsanın midesinden haberdar değil ki insana imdat etsin, insana müzahir olsun, insana yardım etsin. Ya teavün sırrı takviye edebilsin. İşte kainatta bütün nevler arasında birbirini takviye eden, birbirini tekmil eden, birbirine kuvvet veren fiili bir yardımlaşmak var mı? Var. İşte bu yardımlaşma sebeplerin pek çoğu akılsız, şuursuz ve hayasız olduğu için şu teavünün arkasında bir rahmet-i ilahiyenin tecellisi var. Yani birisi var ki senden ziyade seni biliyor. Senin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Seni bildiğini rahmetiyle sana bildiriyor ki bu sofraları açmış, bu nimetleri senin önüne elhamdülillah sergilemiş. Teavün hakikati bir, evet. Tesanüt. Birbirine istinat ediyor, birbirine kuvvet veriyor eşya, evet. Teşabüh. Birbirine cevap veriyor, efendim. Birbirini kucaklıyor. Evet. Tedahülden mürekkep. Evet. Bunlardan mürekkep yani müteşekkil, evet. Geniş bir sikke-i vahdet konulduğu gibi, evet. Zeminin yüzüne de 400 bin hayvani ve nebati taifelerden mürekkep bir ordu-yu subhaninin ayrı ayrı erzak, esliha, elbise, talimat, terhisat cihetinde gayet intizam ile hiçbirini şaşırmayarak
vakti vaktine verilmesiyle koyduğu o sikke-i tevhid müsüllü. Ha bir de bakın, şimdi bu da yani şimdi bu cümle de Allah'ın vahdaniyetinin çok büyük delillerinden birisi. Bir de okuyalım. Zemin yüzünde 400 bin hayvani ve nebati taifelerden mürekkep bir ordu Sübhani'nin. 400 bin nebati ve hayvani taifelerden Allah'ın ordusu. Ha. Şimdi orduların neyi var? Bakın teçhizatı var mı? Elbisesi var mı? Cihazı var mı? Silahı var mı? İaşesi var mı? Ordunun tanzimi, tertibi, teşkili, efendim, o teşkilin devam ve bekasına medar bir tedbir, bir tanzim, bir teşkil, kemal manada bir idare yok mu? Var da. Şimdi bakın Allah'ın ordusu. Subhanallah. Yerde, gökte, arzda ve semada. Allah'ın ordularını Allah'tan bağda kimse bilmez. Şu orduyu Sübhani'de okuyun şimdi. Ayrı erzak. Bakın bunların her birisi tevhide bir pencere. 400 bin ordunun en başta neyi var? Ayrı ayrı. Erzak. Rızıkları. Bak, rızıkları ayrı ayrı. Şimdi bakıyorsun askere gidiyorsun, tablot. Herkes aynı çorbadan içiyor, aynı kazandan tagaddi ediyor ya. Şimdi sürünenler, uçanlar, gezenler, kaçanlar. En küçüklerden en büyüğe kadar. Mütenevvi bütün mahlukatın rızkını. Nedir ustad? Ummadığı, bilmediği, eli yetişmediği noktada mukannen rızklarını. Ezel barkutlu rızıklarını tanzim eden bir rububiyet-i ilahinin şahane tecelli ve kemalatı var. Bu nedir? Baştan sonra Allah'ın vahdaniyetinin bir delili midir? Evet, bu bir. Esliha. Ha bir de bak, her hayvanın silahları ne? Farklı. Allah Allah. Şimdi biyoloji gözüyle bak. Ya, ne kadar silah. Allah Allah. Mürekkep balığı. Değil mi? Kirpiden tut, hayvan, aslanın pençesi, timsahın neyi? Dişleri. Her hayvanın istat ve kabiliyetine muvafık ve mutabık bir silahlandırma, bir teçhizat var ya. Allah'ın ordusu. Şimdi bütün mahlukatın teçhizatı var ama insan başka. İnsan arzın halifesi olduğu için şimdi ilim dünyası söylüyor ki yani şu Polaris füzeleri ve atom başlıklı şeyler, bombalar aynı anda nükleer başlıklı şeyler, silahlar aynı anda patlasa dünyayı yörüngesinden çıkartabilir. Bak Allah'ın insan aklına verdiği nimetin büyüklüğüne bakın. Allah Allah. Evet. Bu ettiği ki tevhid. Elbise. Ha, elbiseleri de ayrı bakın. Ya. Kimisine pijama giydiriyor değil mi? Kimisine kürk. Aslanlara bakın, kaplanlara bakın, leopara bakın. Ya. Her hayvanın istadına muvafık ve mutabık bir ne var? Bir libas var. Kim kesti, kim biçti, kim dikti? Kim bu kadar güzel, müzeyyen ve mükemmel yarattı? Demek kainat bir mukadderin takdiriyle, bir musavvirin tasviriyle, bir alimin ilmiyle, bir kaderin kudretiyle, ya, bir Rabb-i Alemin rububiyetiyle bütün mahlukata Cenab-ı Hak ne yapmış? Birer libas giydirmiş. Ne kadar fıtri, ne kadar güzel. Ne kadar müzeyyen, ne kadar münakkaş, ne kadar hikmete muvafık ve mutabık. Bu da Allah'ın vahdaniyetini açık bir şekilde akıl gözüne gösteriyor mu? Elbette gösteriyor, evet. Talimat. Talimatları da ayrı değil mi? Yani hılkat hükümeti içerisinde her bir mahlukatın sünnetullah kanunu içerisinde bir görevi var, bir sorumluluğu var. Cenab-ı Hak hiçbir şeyi abes yaratmamış. Kainattaki o külli muadilet ve dengenin tesisi içerisinde
her bir nev'in o tesis içerisinde bir payı, bir hissesi var mı? Var. Bundan aşağı yukarı 30-40 sene önce Urfa Bilecik'te kelaynak kuşları vardı işte. O zaman gazetelere çıkmıştı. Bir kardeşimiz vardı Bilecik'ten. O anlatmıştı. O zaman işte 40 sene önce 38 tane kelaynak kuşu kalmış bütün dünyada. Bir Alman profesör Almanya'da aşını, işini, evini, çocuk çocuğunu bırakmış, gelmiş orada fenafil kelaynak olmuş. Bunları muhafaza için Alman senatosundan özel finansman çıkartmış. Bizim arkadaşlar gitmişler, profesör demişler ki hocam bu kuşlar kel keçel yani. Şimdi bir hindi, bir horozu düşün, böyle üzerindeki tüyleri soy, ortaya bırak, orduna işte kelaynak bu. Yani hocam demişler, bu yaşasa ne lazım gelir, ölse, nefesi tükense ne lazım gelir. İşte o profesörün, bakın ifadesi, demiş ki, biz ilim dünyasında öyle itikat ediyoruz ki, kainat fevkalade dakik, ölçülü, mizanlı yaratılmış bir fabrika gibi, bir motor gibi. Şimdi bir motorun içerisindeki bir pim, bir vida düşerse, kırılırsa o fabrika o motorun kemalatında nakısı olur. Belki 2-3 tane de vida düşse belki motor ne yapabilir? Susabilir. Biz demiş ilim dünyasında itikat ediyoruz ki her bir nev'in o kainat motoru içerisinde bir görevi var. İşte bunlar, bu kelaynak kuşları da kainat dakik motoru içerisinde bir pim gibi, bir civata gibi. İşte biz bu civata yerine kalsın, dökülmesin, kainat fabrikası yıkılmasın diye ilim namına gayret gösteriyoruz. Demek birbiri içerisinde birbirini tekmil eden ne var? Bir dayanışma var. Yani kainat tek bir elden, tek bir kudret, tek bir irade ile tartılıyor, ölçülüyor, biçiliyor, tekmil ediliyor ve bu tekmilin de kemalı kainatın kuruluşundan beri kıyamete kadar bu mananın tazahür tecellisi kemal-i imtizamla elhamdülillah devam etmiş oluyor. Evet. Terhisat. Bir de her birinin nevin şeyi, terhisatı ne? Farklı. Askeriyede var ya, bakıyorsun adam neyi bekliyor? Tezkereyi bekliyor. Gel tezkere, gel diyor. Cenab-ı Hak her mahluka, her nebe bir eceli fıtri, bir ömür tabi vermiş. O ömür tabi içerisinde her mahluk, her nev hılkattaki görevine mutabık adım atmış oluyor. Evet. Terhisat cihetinde gayet intizam ile hiçbirini şaşırmayarak vakti vaktine verilmesiyle koyduğu o sikki tevhid misullü. İşte bütün bunlar Cenab-ı Hak, bakın bak, tevhidin birer sikkesi. Yani Allah sikkeyi basmış. Allah'tan madde hiç kimse kainattaki bu tedbiri, bu tanzimi, bu teşkili yapamaz, yaratamaz, tanzim edemez, tertip edemez, devam ettiremez. Evet. İnsanın yüzüne de her bir yüzün umum yüzlere karşı birer alamet-i farika bulunmasıyla koyduğu sikke-i vahdaniyet gibi. Şimdi bir de Risale-i Nur'da insan siması üzerinde çok deliller var yani. Bakın yani. İşte insanın simasına bakın. Şimdi şu anda aşağı yukarı 8 milyar yakın insan var. Hiçbir insanın siması diğerine benzemiyor. Hayalen böyle haşir meydanına git. Saysın Allah bir Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün insanlar. Diyelim bir Cenab-ı Hak 500 milyar insan yarattı. Ahmet Mehmet'e, Mehmet Hasan'a, Hasan da Hüseyin'e benzemiyor. Bu ne demektir? İnsan simasında Allah'ın öyle bir sikkesi var ki, mesela 500 milyar insan yaratıldı. Her bir simanın içerisinde, her bir insanın simasında, yüzünde 500 milyar farkı fark ettiren farklılık var. Allah Allah. Nasıl bir sikke? Bu ne demek? Demek ki Allah'ın ilmi muhit. Allah'ın ilminde
unutma yok. Allah'ın sehaveti, cömertliği mutlak. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın sehavetini, cömertliğini gösteriyor. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın ferdiyetini gösteriyor. Cenab-ı Hak ferttir, misilsiz ve emsalsizdir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her nev içerisinde, her fert de ferdiyetin cilvesine nakes hali olmuş. Evet. Her bir yüze, umum yüzlere karşı birer alamet-i farika bulunmasıyla koyduğu sikki-i vahdaniyet gibi, her bir masnun yüzünde cüz'i olsun, külli olsun, birer sikki-i tevhid ve birer her bir mahlukun başında büyük olsun, küçük olsun, az ve çok olsun birer hatem-i ehadiyet müşahede edilir. Ya şimdi insanın simasında var mı bu? Var. Bu aynı zamanda gözlerde var mı? Bak gözler de hiçbir insanın gözü diğerine benzemiyor. Hiçbir insanın çene yapısı diğerine benzemiyor. Bakın bunlar hep tevhidin delilleri. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini kesin bir şekilde akıl gözüne gösteriyor. Bakın hiçbir insanın sesi de diğerine benzemiyor. Daha ilerisi işte parmak izi. Allah Allah. Parmak izi ya. Alan ne kadar küçülüyor. Ta genetik şifreye kadar indiğimiz zaman demek bütün kainat tek bir Allah'ın terbiyesiyle, rububiyetiyle, tanzimi ve tertibiyle varlık alemine çıkmış. Küfür giremez. Ya, tesadüf burada cevran edemez. Nasıl tesadüf olsun ya? Şu insandaki parmak izi. Allah Allah. Hiçbir insanın parmak izi diğerine benzemiyor. Demek dikkat ve ibretle baktığımız zaman aslında kainatta her şey tek bir Allah'ın vahdaniyetini, rububiyetini, tasarrufatını, malikin mülk olduğunu, her şey her şeyinde, her ahvalinde bir Rabb-ı Cemil'in yaratmasına, tanzimine, tertibine muhtaç olduğunu ilmin gözüyle, aklın müşahedetiyle ehli vicdan, ehli hakikat kabul eder. Kabul etmeye de mecburdur. Çünkü hakikat o kadar açık ve bedidir ki bu hakikate karşı hiçbir vesvese, hiçbir şeytani düşünce bu hakikatin nuraniyetini, ciddiyetini, hakkaniyetini iptal edemez, ortadan kaldıramaz. Elhamdülillah. Ve bilhassa zihayat mahlukların sikkeleri çok parlaktır. Belki her bir zihayat kendisi dahi birer sikke-i tevhid, birer hatem-i vahdet, birer mühr-i ehadiyet, birer turre-i samediyettirler. Şimdi hatta her nev böyle olduğu gibi her nev içerisinde her fert de böyle. Çünkü Allah'ın yarattığı her şey kudret-i ilahiyenin mucizesidir. Hikmet-i ilahiyenin harikasıdır. Her şey müzeyyen, mükemmel, fevkalede bedi, acip, mucize olarak yaratılmış. Bu göze baktığımız zaman demek her nev içerisindeki her fert tek bir Allah'ın vahdaniyetini kemal-i şaşa ile elhamdülillah akıl gözüne bedahat derecesinde göstermiş oluyor. Demek mahlukat sayısınca Allah'ın varlığının delilleri vardır. Her bir mahlukatın vasıfları, sıfatları, nitelikleri itibariyle vahdaniyet-i ilahiyenin delilleri ta sonsuza ne yapar? Uzanıp ve gider. Burada kalalım mı? Dört esmaya başlıyoruz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alim hakim. Bir laikamız da vardı abi. Süleyman abi okuyacak inşallah. Okusun bakalım. Buyurun Süleyman abi. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmi Subhanehu Aziz Sıddık kardeşlerim. Bugün manevi bir iktidar ile sizin hesabınıza bir telaş, bir hüzün bana geldi. Çabuk çıkmak isteyen ve derd-i maişet için endişe eden kardeşlerimizin
hakikaten beni müteellim ve mahzun ettiği aynı dakikada bir mübarek hatıra ile bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki 5 günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan Şuhur-u Selase gelecekler. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan Mübarek'te 1000'e çıkar ve Cuma gecelerinde 1000'lere ve Leyle-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden Şuhur-u Selase'yi öyle 1'e 10 kar veren medrese Yusufiye'de geçirmek elbette büyük bir kardır. Ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir. İbadet cihetinde böyle olduğu gibi nur hizmeti dahi nispeten kemiyet değilse de keyfiyet itibariyle 1'e 5'tir. Çünkü bu misafirhanede mütemadiyen giren ve çıkanlar nurun derslerinin intişarına bir vasıtadır. Bazen bir adamın ihlası 20 adam kadar fayda verir. Hem nurun sır ihlası riyasetkârane kahramanlık damarını taşıyan nurun tesellilerine pek çok muhtaç bulunan mahpus biçareler içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da ehemmiyet yok. Derdi maişet ciheti ise zaten bu 3 ay ahiret pazarı olmasından her biriniz çok şakitlerin bedeline hatta bazınız 1000 adamın yerinde buraya girdiğinden elbette sizin harici işlerinizin yardımları olur diye tamamıyla ferahlandım ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim. Said Nursi radıyallahu anh. Elhamdülillah tam bu mektupta tevafuk ediyor değil mi? 2 gün sonra herhalde, 3 gün sonra 3 aylara giriyoruz. 3 aylar ahiret noktasından, sevab-ı uhrevi noktasından Allah'ın lütfu ve kerem ve ihsanı. Bu mübarek geceleri, günleri inşallah oruçla, zikirle, tesbihle, hizmetle, ümriyetle, yani Rahman'ın bir iltifat ve ikramı olarak bilip bu geceleri, o gündüzleri zayi etmemek, ibadette, tesbihatta, zikirle, münacatta, hizmet-i iman ve davayı Kur'aniye fiilen kuvvet verme manasında Cenab-ı Hak hakkıyla değerlendiren kullarından eylesin. Rehavetten bizi muhafaza etsin. Hırs-ı içerisinde, bakın Ramazan'ı doktoru yaşarsak, değil mi? Allah'tan sevabını bekleyerek orucunu tutan, namazını kılan bir Müslümanın Cenab-ı Hak Ramazan'da bütün günahlarını affediyor. 83 seneden daha hayırlı. Leyle-i Kadri kazanabilirse ecir çok büyük, mükafat çok ileri. Cenab-ı Hak bu manayı idrak noktasında teyakkuzumuzu ziyaretleştirsin. Şu günleri ve geceleri azami en güzel şekilde ihya edecek dirayet de bizi dirayetlendirsin. Ağzımızı zikirle, zihnimizi tefekkürle, hayatımızı istikametle son nefese kadar bizleri rıza dairesinde istihdam ettirsin. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.